Bir değerlendirme alıp sonrasında biraz da Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşecek mi? Bu konudaki kulisler neler? Şimdi onları konuşalım tarih, istiyorum. Süremiz azalıyor çünkü. Yani tarih netleşmedi. Yayına girmeden önce CHP Genel Merkezi'nde konuştum ama bir görüşme olacak. Yani bu artık tartışmasız. Şu anda da Muharrem İnce'nin, Sayın İnce'nin 70 bini geçmiş imza sayısı. Üçüncü gün itibariyle saat 20'de bitti, 70 bin oldu. Evet, evet. Yani yarın ve pazar günü zaten 100 bini bulur yani. Bundan sonrası Aytuncuğum, yani AK Parti trollerinin ve onun desteğiyle alınabilecek bir 100 bin diye bakarım. Şimdi ben oralarda daha siz siyasetçi olarak bunu söyleyebilirsiniz. Ben daha sakin bakmak istiyorum olaylara. Yani herkes kendi emeğiyle de yapabilir vesaire. Onu bilemem. Ama yani böyle bir görüşme olma ihtimali artık yüksek. Çünkü birincisi şu. Sayın İnce'nin %3, 5, 7 hatta %30 dedi yani ilk başta. Yani biz onu daha makul yere getirelim. Hadi %5 diyelim. %5 oy alacağını iddia eden bir genel başkanın sonuçta ilk 4 saatte bu imzayı alması gerekiyor. Toplaması gerekiyordu. Fakat bu olmadı. Birinci olayımız bu. Çünkü sosyal medyadaki etkiyle hayatın gerçeği çok farklı. Pratik çok farklı. Yani şöyle düşünün. Hani biz şunu tartışıyorduk. Mesela iddialar vardı ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'den ayrılabilir, bağımsız aday olabilir vesaire. Ama ben mesela bir programda şunu söylemiştim. Hasan Bey'le de olabilirdik o programda. Teşkilatı olmayan, örgütü olmayan bir kişi ne kadar karizmatik de olsa veya halkın teveccühünü de kazanmış olsa hareket imkanı çok zor olur. Sayın İnce de bunu yaşıyor şu anda. Yani Memleket Partisi'nin örgütlenmesi, teşkilatlar, evet saygı duyuyorum. Yani mücadele verenler vesaire. Ama bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bir ayda, iki ayda, üç ayda mesela Ekrem Bey özelinde de, Sayın İnce özelinde de aday çıkardığı dönem, Büyükşehir döneminde de nasıl örgütlendiğini ve milyonları nasıl bir araya getirebildiğini gördük. Ama burada mesela Sayın İnce 100 bin kişiyi bir anda toplayabilecek bir enerjiyi yaratamadı. Şimdi bunu herhalde kendisi de tartıyordur. Yani zaten Sayın İnce'nin kafasında esas olarak çevresinden biriyle konuştun mu? Yani nasıl değerlendiriyormuş kafasında esas olarak aslında kafasındaki esas düşünce Kemal Bey'in kendisiyle görüşmesi ve o 2018'den sonra yaşanan sürecin telafi edilmesi. Yani o bir onurlu dönüş diyelim bunun adına, iade itibarı diyelim bunun adına. Ama sonuçta o da kendi dünyasından bakarak diyor ki ben bir Demokrat Parti veya bir DEVA, bir Gelecek kadar değersiz miyim diye bakıyor kendi dünyasından da. Ve bizimle de görüşülebilirdi daha önce de. Fakat şimdi gelinen noktada Sayın İnce'nin çok ciddi bir yüksek bir gücü olmadı. Zannedersem Candaş Tolga Işık'a da bir demeç veriyor. Candaş Tolga Işık'a abimdir, genel başkanımdır. Evet. Tabii ki bir araya gelirim diyor. Fakat sonra da çok alttan alan bir üslup olduğunu düşünerek bir düzeltme yayınlıyor aslında. Siz mesela şöyle düşünün bakın. Candaş Tolga Işık'a o şekilde bir demeç verirseniz kendi örgütlerinizi, size inananları ve sizin için imza verenleri nasıl bir arada tutabilirsiniz? Bu da bir çelişki değil mi? Bir liderlik. Ben bu liderlikten bahsediyorum. Bakın Sayın İnce'nin 2018'de çıktıktan sonraki insanları nasıl heyecanlandırdığını bunları biliyoruz. Ama bir Cumhuriyet Halk Partisi ve yine bir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı da olan bir öfke üzerine biriken bir enerjiydi o. Şimdi bir lider abimdir, şudur, budur o dediği an o zaman sen ne yapıyorsun, niye oradasın der insanlar. Evet. Sonra onun için toparlamak istediğini biliyorum ben. Evet. O yüzden toparlamak istedi. Çünkü bir tepki geldi. Kendi kadrolarından da tepki geldi. Aynı adam kazandı vesaire. Buralardaki hani liderlik süreci. Çünkü liderlik süreci önemli. Ve Sayın İnce bunu zaman zaman zaaf olarak, yani bir zaaf olarak karşımıza çıkıyor Sayın İnce'de. Yoksa herkesin demokratik hakkı aday olur, örgüt kurar, parti kurar, mücadele verir. Ama geldiğimiz nokta şu, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın Sayın Kılıçdaroğlu en kısa zamanda
İnce ile görüşecek. Ve İnce o görüşmeden de bence önemli bir sonuç doğacağını düşünüyorum.